Rödüstlerle ilgili şimdi size güzel daha doğrusu bir püf nokta göstereceğim. Şuradan değişken boyutlu rödüstler dedim. Dedim ki şurası 1, şurası 2, şurası 3. Tamam bir git. Sonra diyorum ki sen milimetreden başla 5 milimetre, hatta biraz daha düşüreyim burayı 3 diyeyim. Sen de buradan gel 15 milimetreye çık. Şurası da 30 milimetre olsun. Abarttık. 20 milim olsun. Tamam. Şurası da burası 3 zaten, tamam. Şimdi onayladım. Ve gelip atanmamışları ayarla. Allah'ım ya, bir git şuradan. Şunu bir, tabii 2 günden beri bilgisayarı hiç açıp kapatmadım. Sürekli açıktı. Bir yeniden başlatayım, geliyorum. Geliyorum, şunu düzenle. Şu radyüsü. Burada bilgisayarımız hala soğumadı ama neyse, soğuyunca artık şey yaparız, düzenleriz. Sonra atanmamışları ayarla. Pardon, atanmamışları ayarla değil. Şu çekme parametreleri. Diyeceğim ki 3 milimetre çekme parametremde şu köşe. Okey. Şimdi sen 5 milim, sen 7 milim, sen de 10 milimetre. Ve okey. Şimdi eğer siz şurada böyle bir parçalı radyüs olmasını istemiyorsanız, kahretsin ya. Tamam arkadaşlar, çok özür dilerim, biliyorum başınız işte, ama 2 dakika müsaade edin bana, hemen şunu göstereyim. Bilgisayarı bir yarım saat, 1 saat soğumaya bırakacağım. Bu arada bunu kaydedeyim de. Şimdi siz şuradaki yüzeyin tek bir yüzey olmasını isteseydiniz ne yapmanız gerekecekti? Bunun için yüzeyler, şu anda yüzeyleri görmedik, göreceğiz ama merak etmeyin. Yüzeyler diki, şu yüz sil komutunu kullanacağım. Sizde bu açık değildir belki de. Açık değilse şuradan gelip açın. Bakın şu an gitti. Sizde böyleyse şuradaki toolbar'a sağ tıklayın. Bakın aşağıdaki şunların üstüne değil ha. Şuradaki öyle çizim, kalıp aşağı falan yazıyor ya. Bunun üstüne sağ tıklayın ve buradan yüzeyleri seçin. Yüzeyler ve yüz sil. Sil ve yama. Diyorum ki sen. Onayla. Bakın sil ve yama onayla, şey seçili. Ve onayladığım zaman keskin bir geçiş yapıyor ve tek bir yüzey yapıyor burada. Ama aslında benim istediğim o değil. Geliyorum yüz silin bu seferki sil ve doldur seçeneğine. Bakın sil ve doldur dediğim zaman teğet dolguyla işaretliyorum ve onayladığım zaman biraz bekletir bu, size bilginiz olsun. Biraz bilgisayar yoran bir özelliktir. Gördüğünüz gibi tek bir yüzeyden oluşan mükemmel bir radyüs ve mükemmel bir geçiş size sağlar. Peki çok fazla uzatmıyorum. Hemen şunu kaydedeyim. Şunu da kapatayım. Programı da kapatayım ve bilgisayarı 1 saat soğumaya bırakıyorum. Dediğim gibi 2 günden beri çalışıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.